Evet, süper kitabın süper öğrencileri. Süper dersimize başlıyoruz tekrardan. Geçen videomuzda Türk adının anlamını, ilk Türk kültür çevrelerini, Hermitage Müzesi'nden bahsetmiştik. Türk göçlerinin sebeplerini anlatmıştık. İlk Türk devleti Asya Hunlarından bahsettik. Meta'nın hikayesinden bahsettik ve en son cümlemiz şuydu. Hunlar gittikten sonra Asya'daki Türk kavimlerini bir arada toplayan Avar İmparatorluğuydu. İşte şimdi Avarlara geçeceğiz. Ama şunu söylememiz lazım. Tekrar hatırlatalım. Pazarı Kalısı, Esik Kurganı ve Oğuz Kağan Destanı bildiğiniz gibi Asya Hunlarından kalmadır. Şimdi de Asya Avar yani Juanjuan Devleti'ne geçebiliriz. 4. ve 6. yüzyıl arasında Asya'nın kuzeyinde Moğol ve Türk kabilelerinin oluşturduğu büyük bir confederation'dı bu. Asya Avar İmparatorluğu. Asya Hunları Asya'dan gittikten sonra geride kalan Türkleri, Türk boylarını bir çatı altında toplayıp Asya Avar İmparatorluğunu kurmuşlardı. Buna Çin kaynaklarında Juan Juan olarak rastlıyoruz. Çabuk büyüyen, her yeri saran böcekler olarak nitelendiriliyor. Ki Çinliler kaynaklarında birçok komşu halka farklı farklı garip isimler veriyor. Çinliler Avarlar için saç ören Türk kavmi olarak da bahsediyorlar. Mankurtlaştırma denilen bir işkence türünde Avarların uyguladığını söylüyor ama Avarlar bunu büyük ihtimalle Çinlilerden almıştır. Avarlar şu açıdan çok önemli. Kaan unvanını kullanan ilk Türk devletidir. Apar Kaan yani Tolun, Shoulen olarak geçiyor Çin kaynaklarında. Kagan unvanını kullandı. Peki hocam bunlar neyi kullandı ondan önce? Tanyu, Shanyu, Tanhu unvanlarını kullanmıştır. Tarihimizde Kagan unvanını kullanan ilk Türk devleti Avarlar diye not düşmemiz gerekiyor. Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasından 200 yıl sonra eski Hun İmparatorluğu topraklarında ortaya çıktı. Juanjuan İmparatorluğu güçlendi ve 400'de İrti Çırmağı'nın Kore Yarımadası'na kadar olan bölüm ele geçirildi. Türk boyunun aşina soyundan olan Bum'un karizmatik bir lider, 534'te Avarlar adına 546'da ayaklanan tölestlere itaat altına aldı. Bu başarıdan sonra Juanjuan hükümdarı ile eş değerde olduğunu göstermek için onun kızını istedi. Bu Çin kaynaklarında böyle anlatıyor. Bu kız isteme sonrasında Bum'in hakarete uğruyor. Sonra bir darbe gerçekleşiyor. 552 yılında Avar hükümdarlığını Bum'in İlkhan unvanını alarak yıkıyor. Başkent Ötüken'de Avarlar yıkılıyor ve tuğunu kaldırıp Ötüken Dağı'na diken Bumin İlkhan unvanıyla tahta çıkıyor ve böylelikle Avar hükümdarlığı yıkılmış oluyor. Yerine 1. Göktürk Devleti kuruluyor. Bumin İlkhan unvanını alarak Göktürklere boyun eğmek istemeyen Juan Juanların bir kısmı Çin'e sığınmış, bir kısmı ise batıya gitmiş. İşte o batıya giden Avarlar da Macaristan'a gidecekler ve orada Avrupa Avar İmparatorluğunu kuracaklar ve o Avrupa Avar İmparatorluğu da bildiğiniz gibi İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olacak. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Avarlar iki tane. Biri Asya'da kurulmuş, biri Avrupa'da kurulmuş Avarlar. Bazı kaynaklar diyor ki İstanbul'u Avarlar kuşattı. Doğru ama hangi Avar kardeş? Asya Avarlar mı, Avrupa Avarlar mı? O zaman Avrupa Avarları dememiz gerekiyor. Avrupa Avarları da 6. yüzyılda Macaristan başkenti olmak üzere Bayanhan önderliğinde kurulmuş. Asya Avarlardan sonra geride kalan Türklere bu sefer 1. Göktürkler düzenleyecek, derleyecek. Ama ben kronolojik olarak Akunlara geçeceğim şimdi. Akunlar o Hunların batıya göçü sırasında hükümdar ailesinden bir kısmı Afganistan civarına gidiyor. İslamiyet öncesinde Afganistan'da kurulan tek Türk devleti Akun İmparatorluğuydu. Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra 5. yüzyılda Volga Irmağı üzerinden batıya doğru göç eden bir kısım da güneye iniyor. 410'da Aksuvar önderliğinde başkent olmak üzere Afganistan hüküm sürüyor. Daha sonra Horasan, Pencap, Afganistan, Hindistan, Harezm, İran ve Doğu Türkistan'ın büyük bir kısmını ele geçiriyor. Kurucusu Aksuvar'ın Grekçe ismi Eptoles olduğu için Eftalitler demiş Grekler ve bazı Türk tarihçiler de bu yolu takip etmişler. Eftalitler de demişler. Akunlara Eftalitler de deniliyor. Aksuvar Sasanilerle savaştı. İran'ı baskı altına almayı başardı ve onları vergiye bağladı. Hatta 469'da Sasani hükümdarı Firuz ile savaşan Aksuvar bu savaşta klasik Türk Turan taktiğini kullanıldığını İran kaynakları yazıyor.
Sasanileri çok ağır bir yenilgiye uğratmış. Daha sonra da barış anlaşması imzalamış, vefat ediyor. Yerine Beşiktaş'ın da ünlü futbolcusu İbrahim'in soyadı Toraman geliyor. Maztek ayaklanması İran'da Sasaniler zamanında çıkıyor ve Sasaniler bunu başaramıyor. Başaramayınca da vergi verdikleri Akunlardan yardım istiyorlar. Akun hükümdarı Toraman geliyor ve bu isyanı bastırıyor. Şimdi Maztek ne dedi ki? Ne oldu da Maztek'in ağzını burnunu kırdı bizimkiler? Maztek dedi ki ya arkadaş, dünyada savaşlara ne sebep oluyor Maztek? Diyor ki bir diyor kadın, iki de diyor toprak, bunlara ortak olursa savaş olmaz diyor. Bizimkiler de demiş ki vay terbiyesiz adam. Gidiyorlar biz adamı dövüyorlar. Ve ilginç bir şey daha var. Günümüzde gavat kelimesi bu Şah Gavat'tan geliyor. İşte onun döneminde bu isyan çıktığı için de gavat deniliyor ya hani bazı argoda. Onun adından geliyor. Maztek isyanı bastıran Akunlar, bunu bilmemiz gerekiyor. İşin enteresan tarafı Akunların yıkan yine başka bir Türk devleti, Göktürkler, Sasanilerle birlik hale geliyorlar ve Akunları yıkıyorlar. Sonra 557 yılında toprakları paylaşılıyor sevgili öğrencilerim. Akunların döneminde 3 tane kitabe var. Toraman kitabesi var, Aksuvar kitabesi var, bir de Eliyor kitabesi var bu dönemden kalma. Bir de Hunu adlı paraları olduğunu biliyoruz. İpek yoluna uzun yıllar boyunca hakim olan Türk devleti Akunlardır. Şimdi biraz önce bahsettik ya, Avarları 552'de o kız isteme sonrasında yıkan Bumin Kağan. Ya hocam sadece yani kız istedi de vermedi de sonra mı böyle oldu? Tabii ki o değil. Bardağı taşıran son damla. Çünkü Avar hükümdarı çok hakaret ediyordu yani Bumin'e. Bizi biliyorsunuz, biz de hakarete dayanamayız yani. Bu bizim onurumuzu kırar. O yüzden Bumin çok büyük bir darbe girişimine Avarları yıkıyordu. Çin kaynaklarına göre Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devleti Göktürkler. Aşina soyunun, ki Aşina Asena demektir, dişi kurt. Onun soyundan gelen tanrısal bir kavim olarak nitelendiriyor Çinliler. İşte Ergenekon ve Bozkurt destanları da buradan türüyor değerli öğrencilerim. Savaşta ölmeyi şeref kabul ederler diyor Çin kaynakları. Hastalıktan ölmeyi ise sevmezler ve bununla ilgili de utandıklarını söylüyor. Bumin Kağan, Avarların pusatlarını yapan Aşina soyunun beyi Tuva'nın büyük oğluydu. Bunu daha önce söylemiştik. Küçük oğlu ise İstemi'ydi. 552'de Bumin, Avarların başkenti Ötüken'e saldırır. Bu zaferden sonra Bumin ilk Kağan unvanını alır. Devletin batı kanadına küçük kardeşi İstemi'yi gönderir. Tabii ki batı kanadını yöneten hükümdara Yapko deniliyor. İstemiyan batıda fetihleri sürdürürken Ötügen'de iktidara Bumin'in oğlu Kolo geçiyor. Ve onun oğlu Mukan döneminde Göktürkler zirveye ulaşıyor. En güçlü döneminin yaşadığı Mukan Kağan dönemi 1. Göktürkler'de çıkan bir soruydu aynı zamanda. Mukan Kağan'ın Çin imparatoruna yazdığı bir mektup var. Ve diyor ki 400 tane elçi gönderdim. 26 kavmi hakimiyet altına aldığını söylüyor. Kora Yarımadası'na kadar da hükmettiğinden bahsediyor. Çin İmparatoru büyük ihtimalle bundan gerçekten korkmuştur. Çünkü Mukan çok büyük seferler düzenlemiş. 46 sefer yaptığından bahsediyor. Bilgide de 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi Mukan Kağan diye not düşmüştük. Mukan'ın oğlu Tapo Kağan iktidara geliyor. Tapo Kağan'ın ilginç bir yönü var. Budizmi kabul ediyor. Ve Ötüken'de bir Budist tapınağı pagoda yaptırıyor. O bizim millet ayağa kalkıyor. Nasıl bunu Budizmi getirirsin? Bizim gök tanrı dinimiz var. Nasıl olur falan filan diye. Kurultay bir toplanıyor, Tapo'yu indiriyor. Kurultay'ın hükümdarı indirdiğine çok ender örneklerden bir tanesi Tapo Kağan dönemi. Tapo Kağan indirildikten sonra yerine İşbara geçiyor. Doğuda İşbara. Şimdi batıya dönelim. İstemi Yapgu devleti batıda müthiş yönetiyor. Örneğin Bizans'a ilk elçi gönderen Türk hükümdarı İstemi Yapgu. Bizans'la niye ilişkiye giriyorlar? Neden Bizans'la bir siyasi ittifak içerisindeler? Onu da şöyle çizmek istiyorum size. Şimdi şurası Bizans'ın o dönemdeki yeri, Anadolu, Bizans'ın yeri. Şurası Hazar Gölü. Bizim Göktürkler de burada. Batı Göktürkler burada. Şurada da Sasaniler var sevgili öğrencilerim. Sasaniler İpek yolu ticaretini sekteye uğratıyorlar. Şimdi Bizans'ta Göktürklere elçi göndermiş. Demiş ki ya şuradan gelmiyor bizim develer, kervanlar gelmiyor. Ne oluyor? Bu Sasaniler yağmalıyor. Ne yapalım? Biz anlaşalım, Sasanileri ortadan kaldıralım. Ve Göktürk-Bizans işbirliği Sasanilerin yıkılmasına sebep oluyor. Yani İpek yolu ticareti için. Şunu da unutmayalım.
Bumi'nin gönderdiği elçinin adı Maniyah. Bizans'ın gönderdiği elçinin adı ise Zemerkos. Bu elçilerin isimlerini de unutmamamız gerekiyor. Bakın, bir uyarıda da bahsetmiştim. İlk Türk-Bizans ilişkileri İpek Yolu güvenliği için kurulmuş ve Türk elçisi Maniyah 567'de İstanbul'a gönderilmiştir. Tarihte bu Orta Asya'dan Doğu Roma'ya giden ilk resmi heyettir. İpek ticaretinde Sasanileri aradan çıkartmak isteyen Bizans, nakliyatı Hint Denizi yoluna çevirmek amacıyla Güney Arabistan'daki Himyeri Devleti ile de temas kurmuş. Göktürk-Sasani Anlaşmazlığı üzerine Bizans ile ittifak yapılıyor ve Sasani Devleti yıkılıyor. 576'da İstemik Han ölüyor, onun oğlu Tardu geçiyor. Tardu çok karizmatik bir adam. Çin de bu karizmasını kullanıyor. Diyor ki Çin, sen diyor daha karizmatiksin İşbara'dan. Sen güzelsin, yakışıklısın, mükemmelsin, harikasın. Ama İşbara öyle değil diyor. Seni Kaan olarak tanıyorum. Yapku değil de Kaan olarak tanıyorum. E Tardu da evet ben öyleyim diyor. Ve İşbara'ya diyor ki artık bizim ortaklığımız bitiyor kardeşim. Sen yoluna, ben yoluma. Ve böylelikle 582 yılında Doğu Göktürkler ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrılıyor. Göktürkler bu Çin'in entrikaları sonrasında ikiye ayrılmış oluyor. İşbara Çin hakimiyetini tanımak zorunda kalıyor. Ama İşbara'nın bir mektubu var. Bu da KPSS'de hem de ÖSYM'nin diğer sınavlarında çıkmış. Şimdi bu mektubu şu. Olay şöyle özetleyelim. Size bağlı kalacak, haraç verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem. Halkıma Çin giysilerini giydiremem. Adetlerimizi, kanunlarımızı alamam. Buna imkan yoktur. Çünkü bu yönlerden bütün milletim hassasiyetle çarpan tek bir kalptir ve töreye uygun davranmak zorundayım. Yoksa beni Kaan olarak tanımazlar. Sana bağlanmayı kabul ediyorum ama benden töremi değiştirmeyi istemeyin diyor. Keli Kaan'ın Çin üzerine çıktığı son seferde esir düşmesi üzerine Doğu Göktürk Kaanlığı 630 yılında Çin hakimiyetine tamamıyla giriyor ve ona siyasi olarak da bağlanıyor. Ama üzülmeyin. 50 yıllık esaret süresi içerisinde bakalım neler olmuş. Doğu Göktürkler Çin hakimiyetine giriyor. 9 yıl sonra Kürşat ayaklanması çıkıyor. Tarihimizde ilk bağımsızlık ihtilali Kürşat ayaklanması 639 yılında nasıl Cüneyt Arkın tek kişi Bizans sarayını basıyorsa 39 arkadaşı kendisiyle beraber 40 kişi 500 bin kişinin yaşadığı Çin sarayını basıyor ve bağımsızlık ateşini yakıyor Kürşat. Kürşat'ın bu bağımsızlık hareketleri sonrasında bizim atalarımız 42 yıl boyunca alayına isyan Halis Sezai isyan ediyorlar Çin'e ve adı Kutluk olan İlteriş ünvanı verilecek olan Kutluk Kağan 682 yılında eline Tuğ'yu alıyor ve dikiyor. Benim adım Kutluk ve ben 2. Göktürk Devleti'ni kuruyorum diyor. Yanında çok samimi arkadaşı kankası Tonyukluk'ta bulunuyordu. Birinci Göktürklerle ilgili önemli bilgiyi söyleyeceğim. Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buğut kitabeleri de birinci Göktürklerden kalmıştır. İşte Buğut kitabeleri birinci Göktürklerin diktiği Soğutça yazılmış birinci Göktürklerin kitabı. Bir dahaki süper kitap yayınında sizin gibi süper öğrencilerle tekrar görüşeceğiz. Sorularınız olursa yorumda yazarsın.